İyi günler sayın seyircilerimiz. Kalplerimiz seni unutur mu? Bugün çok önemli bir sanatçı geliyor. İnanılmaz. İlk önce şöyle anlatayım. 1.79-80 sonralarında bir böyle altın mikrofon ses yarışması var. Bir kızımız çıktı. Bizden küçüktü tabii. Bizde gençlik yıllarımız. Allah'ım ya Rabbim. Bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı sesi güzel olur? Kendi güzel olur? Damgasını öyle vurdu ki o ara, tamam ikinci olabilir ama olağanüstüydü. Birincilik bile hakkıydı. Ondan sonra zaten seyirci onu aldı, nerelere götürdü. Senelerdir beraber öyle güzel şeyler dinletti ki bize. Onun yüzünden aşık olduğumuz dönemler oldu. Ben onu anlatırken böyle duyguları, sevgileri, aşkları, o güzel şeker sesiyle ve duygu sesiyle o kadar güzel anlata bugünlere geldi. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Hoş geldin Cale'ciğim. Ay teşekkür ederim. Çok çok duygulandım. Çok gerçekten ne kadar zarifsiniz. Ama ne yapacağım şimdi? Çok teşekkür ediyorum. Biz size önce şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Olur ayrı da şey. Bir de doğruları söylüyoruz. En büyük şahidimsin. Yani biz Jale ile hemen hemen herhalde aynı dönemin insanlarız. Ben Jale'yi sesine, kendine tek geçerim. Canım İyi benim. Ki var. Canım ya, benim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizi ben işte dedim ya o dönemlerde Allah'ım dedim bu ne güzel bir ses. Bu kalıcı belli. Kalıyor. Bazıları gelirler. Dururlar gibi olur, giderler ve kaybolurlar. Her şey için öyle değil her mi şey, zaten? Yani her şeyde var o. Var. Kalıcılık var değil mi? Yani eğer ki seviyorsanız, yani iş anlamında, arkadaşlıkta da öyledir. Bu aile ilişkisinde de öyledir. Sanıyorum çok özel bir anne babanın evladı olmamdan kaynaklanıyor. Ya. Çünkü arkadaşlarıma, insanlara bakışta da o samimiyeti, doğallığı, kalıcı olmalı öğrendim ben annem babamdan. İşimde de ciddi olmayı öğrendim. Hocalarım çok kıymetliydi. Çok şanslıydım. Yani o yarışma dönemlerinde gittim hepsinin kapısında yattım. Garo abi de dahildir. Buna Ertuğrul Çayıroğlu rahmetli nur içinde yatsın. Yani onlardan o doğruları hiç bıkmadan, usanmadan ve utanıp sıkılmadan saatlerce kapılarında zorlayıp onları bekleyerek bu işe gönül verdim. Sonrasında da işime çok değer verdiğim için hala öyle. Yani bazen bizim meslekte aylarca şarkı söylemezsiniz, iş olmayabilir. Bazen de hiç oturmadığınız bir dönem olur. O sahneden o sahneye koşarsınız ama çalışmadığım dönemde de boş durmam, repertuar çalışırım. Yani o sevmekle alakalı bir şey. Tabii ki. Çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çok ailemde hiç müzisyen yok. İnanmıyorum. Yani ama annem buruk acıyla büyüttü beni. İnanmıyorum. Yani öyle işlemiş kulaktan herhalde. Evet, hep bir buruk acıyı söyler ağlardı. Sesi çok güzeldir annemin. Hiç kısılmaz annemin sesini. Hayranıdır. Evet, annemin sesi ama kısıldıysa artık bu hastalanmış deriz yani. Şey midir yani anneniz böyle o duygu dolu olduğu için? O soprano bence bir de. Öyle mi? Bayağı bir ciyaktır yani sesi. Ha, peki bu sanatla ilgisi kendi aile içinde? Yok ya, kendine ama hep göre. Bir buruk acı söyler, yanık türküler. Ha, yani seremedim kara gözlüm. Ah, onlarla büyüdüm yani. Ah, ne güzel. Onun için de herhalde üzgünüm öyle gelmiş denk düşmüş sanıyorum yani. Hani öyledir ya, hayat çizgin yazılıdır. Hani çizgide, hayat defterinde her şey yazılıdır derdi babam. Sen bilmezsin tarih, zaman, ne olacağı her şey belli. Ya. Ama bir şey de hani tesadüf olmaz derdi. Tabii. Biz mucize diyoruz ama onlar Allah tarafından aslında kaderimiz. Ayarlanmış kaderimiz, tabii, her tabii şeyimiz. Ya, biz tabii zamanını bilmeyiz evladım derdi rahmetli babacığım. 3 yıl oldu kaybettim. Yattığı yer cennet olsun. Amin inşallah. Her sabah akşam öyle dua ediyorum. O çok şey severdi, deniz severdi, yeşil ve deniz manzarası. İnşallah diyorum öyle o yeşillikler ve sular içinde de İnşallah. Diyorum. İnşallah. Annemiz yani ne yapıyor? Anneciğim kocasını istiyor yani evde. Ah, onsuz bir yaşamı istemiyor yani. Çok zorluyoruz. Bir de şey değil mi? Aşk. Çok. Var değil mi?
Müthiş bir aşk çocuğu. Her sabah akşam alıyor resmini. Beni niye bıraktın gittin? Kaç kardeşiz? Biz iki kardeşiz. Ne yapıyoruz öbürü? Bilemiyorum. O kendi görüşmeler halinde bir hayatı var. Yani o kendine münhasır bir insan. Hayata bakışımız çok farklı. Kızım. Benden 7 yaş büyük. Abi mi? Abla. Abla. Ama çok farklıyız hayata bakış. Ben çok anne babacıyım. O daha benim de bir yaşantım var tarzı. Benim de bir yaşantım var ama annemin babamın yaşantısı daha kıymetli. Sen bize benziyorsun. Yani sen, değil mi? Biz bizlere ona, benziyor değil mi? Biraz ama sağda benziyor. Ama Jale'nin aile kavramı bayağı çok güçlü. Ama çok güçlü. Ama çok mutluyum ki iki yeğenim var. Birer yaş var araları. Onlara geçmiş bizdeki bu aile kavramı. Çok önemli. Yani o çok hoşuma gitti. Geçen ay bize geldiler. Amerika'da yaşıyorlar. Büyük olan abla eşiyle geldi. Amerikalı eşine bile öğretmiş. Yani çok hoşuma gitti. Şöyle oturdu annemin yanında. 17 gün Filiz. Ay yine vallahi billahi. Yani su içtiği bardağa gidip yıkayan bir Amerikalı damat var hayatımızda. Ama ben yani bir bunları şey... almış bizden. Çok hoşuma gitti. Benim de orada diğerlerim. Arkadaşlarım var. Amerikalılarla evli. Ama böyle bir şey söyleyeyim Cale'ciğim. Orası da aileye çok düşkün. Yani en azından o pompalanıyor. Amerika'da aile çok önemli. Demek ben öyle yani. Ya ben... Onun için yetiştirmeleri tabii belki hani biraz daha aile içinden birini alınca rahatsın dışarıda olursa. Yeğenim bizim... anneanneye şey dedi. Anneanne benim senin torunun. Hani anneanne o kadar aşık oldu ki Dave kocasına. İnanmıyorum. Anneanne diyor Gözde benim torunum benim. O değil. Aa, canım yani. Ya. Önemli işte bu hani aileden işte evlada yeğene geçmiş olması çok güzel çok bir şey bunun. Dedim, evet. Hayat boyu sen mutlu olursun dedim yani yeğenime. Kızımdır onlar benim. Çünkü bizde büyüdüler. Bizim doğrularımız çok geçmiş, çok hoşuma gitti yani. Yaşasın ne kadar güzel değil mi? Bütün bu aileden tanıdık sizi. Evet. Anneyi babayı tanıdık, kardeşleri tanıdık ve bu kısa dönem içinde tanıdık ama... Bir de sizin sanat olayınız var ki evet. Onun için bir biyografi hazırladık. Bir görelim bakalım evet. Neler yapmışız, neler yapıyoruz. Jale Bekar İstanbul'da doğdu. Müziğe küçük yaşlarda başlayarak ortaokul ve lise yıllarında çeşitli müzik yarışmalarına katıldı. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında çeşitli spor faaliyetlerine katıldı. Cross takımında yer aldı. Profesyonel müzikle tanışması 1979 yılında Altın Mikrofon Ses Yarışması'na katılıp ikinci olmasıyla başladı. Ardından sanat dünyasından gelen teklifleri değerlendirerek Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Göksel Kortay ve Kerem Yılmazer gibi değerli sanatçılarla birlikte müzikallerde rol aldı. Yaklaşık 3 yıl süren tiyatro çalışmalarının ardından kulüp çalışmalarına yöneldi. 5 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal tesislerinde orkestra solistliği yaptı. 1986 yılında ilk albümü Süreyya'yı çıkardı. 7 yıllık bir aradan sonra 1993 yılında Son Geceler adlı albümüyle yeniden müziğe dönüş yaptı. 1996 yılında prodüktörlüğünü Garo Mafyan, süpervizörlüğünü ise Zeynep Talon'un üstlendiği Beni Hatırlarsın albümünü çıkardı. 1999 yılında çıkardığı albümün adı Yüreğimin Şarkıları'ydı. 10 parçanın yer aldığı bu albümde de daha önce olduğu gibi Garo Mafyan, Aysel Gürel ve Zeynep Talu'yla çalıştı. İsimleri Jale ile birlikte anılan iki tanınmış şarkı Üzgünüm ve Son Geceler ise yeni düzenlemeleriyle albümde yer aldı. Sanatçının son çıkardığı albüm Mor, 2011 yılı Mayıs ayında Ossi Müzik etiketiyle sevenleriyle buluştu. Sanatçı bu albümde Garo Mafyan, Soner Arıca ve Sude Bilgi Demir gibi müzik dünyasının sevilen isimleriyle çalıştı. Jale Bekar'a hoş geldiniz diyor, keyifli sohbetler diliyoruz.
Cale Bekar mest. Bir de Aslan Burcu'yum ya. Evet. Bayıldı şimdi. Kabardım. Soyadına uygun. Soyadına uygun Bekar. Anlatabildik mi biraz size? Çok teşekkür ederim. Süpersiniz daha ya. Daha çok anlatacağız. Daha çok anlatacağımız o kadar vallahi çok şeyler ay, var. Sürprizler sürprizler. Ne kere, güzel ya. Bir kere şeyimiz sizinle 4-5 gündür ekibimiz ay ne mutlu artık bana ya. Neredesiniz, ne yaptınız, kimsiniz, ne oluyor, hangi şarkılar, ne şarkılar. Hep zaten ay, sizi hepimiz tanıyoruz. Hepsine. Yani tanınmayacak falan denecek değil. O kadar önemlisiniz ki. Teşekkür yemin ediyorum. Yani şimdi sizler gibi böyle bu sanatın içinde olup sevgiyle, yürekle bu işi götürüp o kadar sıkıntılarını çekmek. Bir de ben şey diyorum Cale'cim, yani bizler de sinemadan geldik, sinemanın yani oradan işler yapıyoruz işte. Sanatın içinde acı çekmek de var. Tabii. Yani geldi, ne güzel, ne çabuk geldiler. Ya işte geldi, geçerken uğradır oldular falan. Öyle bir şey yok. Yok tabii. Siz bir de üniversite bitiriyorsunuz. Babamın de isteği üzerine. Ya. Konservatuara gitmek istedim ben. İkisi bir arada olmuyordu. Belki de oluyordu da ben bilemedim yani. Babam da kendi üniversite okumadığı için illa abla ve ben iki kardeşin de aslında doktor olmamızı istedi. Yani sen üniversite imtihanlarına gir, üniversiteyi oku. Ben de müzik hayatında sana hiçbir şeye hayır demeyeceğim dedi. Hatta gece çalışması yaptığım için sabahlara karşı eve geldi. Bir rüzgar gülü mü denir, hani kapıyı açarsın çalar. Öyle bir şey koymuş ki hani eve girdiğimde sesi duysun ki rahatlasın, kızım geldi. Hani o kadar geç saatte geliyoruz. Adamın gözleri yuvasından çıkıyordu ilk zamanlarda. Yani of diyor, bazen diyordu hani böyle dediğime pişman mıyım değil miyim karar veremiyorum diyordu. Ama o bilezik elinde olsun dedi, ama o sadece işte bir diploma olarak kaldı kenarda, ama olsun, babam mutlu oldu. Önemli çünkü. Hangi bölümü bitirdik orada? Yıldız Üniversitesi Harita Mühendisliği. Fakat ben ilkokul, ortaokul, lisede çok çalışkan bir talebeyim. Teşekkür ve takdirname alırdım hep. Ama matematikle aram oldum olası iyi değildi. Hala 56 yaşındayım, parmak hesabı yaparım. Yani babam da aynıydı rahmetli. Ama kazandığım bölüm yüksek matematik 1, yüksek matematik 2. Ay ben o kitapları gördükçe çıldırdım yani. O dönem işte Fenerbahçe Kulübü'nde orkestra soyüstüyüm. Planimetre diye bir şey vardı. Şöyle bir kutusu var. Kolumun altında o. Yıldız'dan çıkarım. Otobüse bin. Hayda Fenerbahçe. Orada çizimler yaparım. Erken saatte gidip filan. Yani 7 yılımı aldı o yüksek matematik 1, 2, 3 yani. Baba yaktın beni diyordu. Ama bitti yani, en sonunda bitti. Ne güzel. Ben müzikle de bitti. Beraber götürdük değil mi o zaman onu? Yani işte o hani Süreyya albümü hani çıktı. Ben bir şey yapamazdım. Okul dönemim benim, lise son, üniversite yıllarım. Ancak işte o albüm çıktı. O dönemde işte önce o orkestra solistliği, sonrasında Nisa ablalarla müzikaller, kabareler. Neler yapmışsınız? Ertuğrul Çayıroğlu vesile olmuştu. Mehmet Teoman'la o müzikal kabareleri hazırladıkları dönemde Ertuğrul abiye yetenekli gençler arıyorum demiş. O da bende bir tane akıllı bıdık var. Ben de Ertuğrul abiyi yarışmalarda keşfetmişim, jüri üyesi. Her gün gidiyordum ofisine, Ertuğrul abi bana notaları öğret. Adamın işi başından açmış, diyor ki Cihay'cığım git sen çalış. Çalıştığında hazır olursun gece. Ertesi gün hazırım yani. Evde bir müzik aletim yok. Telefonun hizesini kaldırıyorsunuz. La sesi o diye öğretti Ertuğrul abi. Tabii la sol fa mi re do, bulup sesleri. Öyle ben notaları öğrendim, solfej. Ertuğrul abi şaşırıyor yani, böyle bir şey olamaz. Papağan gibiyim, bana melodiyi çalın hemen söyleyeyim size. Yani tufıl tufıl gittik Mehmet Teoman'ın karşısına. İşte ben çalışkan severim, onu severim, bunu severim. Mehmet abi dedi ki sana 5 tane şarkı, Fransızca, Rumca, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe. Bunları çalış, hazır olduğunda gel. 3 gün sonra hazırım ben. Okunuşlarını yazmıştı. İnanmıyorum. Tabii hala yani ben Fransızca şarkı okuduğumda çok öyle ele vermemeye çalışırım. Yani Rumca da okursam. Bir İngilizce de çok ele veriyorum. İngilizce de çok hani
Kaç lisanda okuyoruz? Lazım. Kaç lisanda? Her lisanda okurum da bildiğim lisan yok yani. Ha, ama şey var. Okurum. Matematiği yani, bitiririm, tabii, sevmem. Sevmem. Her lisanda. Ama çok iyi dinlerim. İşte internetten de sözleri alıp okunuşunu da şarkıcıyı çok iyi dinlerim. Hatta bir gemide çalıştığım dönemde ticaret odası başkanı işte Yunanlılarla Türklere ortak bir geminin kamerasında Yunanistan'da Athena'da bir konser verdik. Bak beni mahcup etme kızım dedi. Ben Grek Türkçe şarkılar hazırlandım. İşte aman ne kadar iyi bu Rumcayı nasıl öğrenmiş filan gibilerden sorular sorunca. Önce bir ticaret odası başkanı demiş ki ay kızımız herhalde bayağı bir falso verdi. Sonra demiş ki ne kadar güzel hani aksanı biliyor mu? Yok bilmiyorum yani ama okurum yani. Fena ama okurum. Yâreciğim şeyi biliyorsun değil mi? Yani sözlerin ne anlama geldiğini bildiğin için karşılığını ona göre de bir şey veriyorsun yani. Şarkı. Şimdi sizi kandırmayayım. Bazılarını merak edip öğreniyorum. Bazılarını yok. Ben kendim ne hissettiysem o havada söylüyorum. İnanmıyorum. Ama bir melodik yapısı var bu şarkının. Ha, kendi içinde var zaten. Yani sözü yazan da o melodik yapının çok dışına taşarak yazdıysa onun kabahati diyerekten. Ha, bak, onu, bak bu çok önemli. Onu bir açalım. Şey için mi? Yani müzik adına olduğu için açalım. Tabii, bir melodi senden, yapılmış. Biz sizden şeyi öğrenelim. Şimdi mesela atıyorum. Bilmiyoruz ama Love Story diye bir şarkı vardı. Hani. Evet. Tamam. Onun içindeki hikayesi var ama o müziğinde değil mi? Hikayeye belli bir ki, bakarım. Tabii. Dramatik bir yapısı var bunun. Şarkı yani şıngırdak değil ki yani. Şimdi Love Story'yi okurken şıkıdı şıkıdı okumayacağız o yani. Bilmesen de ezberleyerek o dramı yaratabilirim tabii diyorsun. Tabii bunu ben Nisa ablalardan öğrendim. Ya. Benim rahmetli Şan hocam Belkıs Aram'dan öğrendim. Ya. Sakın derdi, hani ben sana burada teknik öğretiyorum şan tekniği ama seni seviyorum deyip böyle yüzünü şekilden şekle sokma evladım derdi. O sesi çıkaracağım diye derdi. Sen şahane bir mezzo sopranosun, o seslerde dolan derdi şarkılarda. Orkestra ile şarkıların tonlarına bakarken abla bir ses daha yukarı okursun derler. Hayır yok. Çünkü o şarkıda zorlamak gerekmiyor. Onu da hocadan mı öğrendiniz? Hocamdan öğrendim tabii ki. Sonra şarkıların doğru ifadesini ondan öğrendim. Tiyatral ifadesini Nisa Serezli, Göksel Kortay, Kerem Yılmazer, Tolga Aşkıner. Bunlar çok önemli hocalar. Ben onlarla büyüdüm. Annem babam onlara emanet ederdi beni. Biz Kayseri, Ankara, Samsun gezerdik yani. Orada müzikal miydi? Hem müzikal vardı ufak çaplı hem kabare müzikal öyle diyelim. İkiliydi, yani tam çok, bir müzikali ama müthişti müthiş yani. Kıyafetler o yani Mehmet Teoman'ın özeni yani tek tek kıyafetler yapılır, dans provaları olur. Provalarda sakın marke etmeyin derdi yani çok ciddi bir hocadır. Ben hala provalarda müzisyenlerime onu söylerim. Marke etmeyin. Prova abla çalacağız akşam. Hayır prova. Yani provada çalacaksın ben akşam ne çalacağını göreceğim. Çünkü ben hocalarımdan öyle öğrendim. Biz bir seyircilerimize altını çizelim. Marka etme. Marke etme. Yani. Marke etme. Provayı hani geçiştirme yani. Ha, yani. Provada tamdır. Tamam. Gece çaldığın gibi çal. Tabii ki. Yani tabii bugün ki. Provadır. Lay lay lom yapalım yok. Tabii şimdi doğru ustalar yapalım. Var falan. Ben biraz sıkılgandım herhalde. O da şey mi yapıyordum? İçime mi kapanıyordum ne yapıyordum? Tabii Mehmet abi öyle deyince ben bir Kenovita okuyordum Mina'nın. Yani böyle tabureye oturtuyordu beni. Uzun bir elbisen vardı. Tabii Kenovita di sei portato dietro. Mina'nın şahane bir şarkısı. Biraz söyleyeyim. Yani ama biraz. Sözlerini hatırlayamam da mahcup olurum. Başka bir şarkı söylerim yani. Ha, tamam. Yani mesela şimdi şey Rumca vardı. Maria me takitrina piona gapas calitera piona gapas calitera Maria me takitrina. Bir tanesi oydu mesela. İnanmıyorum. Lumberjack diye bir şarkı vardı. Yani hiç unutmam. Malagenya okuyordum İspanyolca. O ünlü Malagenya. Tabii ünlü Malagenya. Şan hocamla çalışmıştık. Sağ olsun Aydın Tansel'den rica etmiş hocam. Notasını getirmişti hocama. Yani çok ciddi bakıyorduk. Fenerbahçe Kulübü'nde orkestra solisti yaptığım dönem mesela Eurovision şarkı yarışması oluyor değil mi? Hiç unutmam. Sezen Aksu'nun 1945 ile yarıştığı sene. Onun giydiği kıyafet gibi bir kıyafet hemen diktirdim. 1945'i okurken
gidiyordum hemen 2 dakika kıyafet değişip, kabadeden gelmiş bir şarkıcıyım ya, 2 dakikada değişip onu okuyordum mesela. Öyle ya, okuyordum. Ne kadar yani, güzel. Bu arada Aydın Tansel dediniz değil mi? Evet. Benim de biliyorsunuz benim aşağı yukarı yönetmenlik, yani asistanlık dışında yönetmenlik yaptığım dönemde Müjde Ar'la çektiğim bir filmde Müjde Ar'ın sevgilisini oynadı. Vallahi. Ya evet, çok şarkıları da vardı çünkü. Yani şarkıcıydı. Hemen notasını getirmesi hocama çok, falan yani. Çok şeker bir çocuktur o. Yani bizim de filmde de çok başarılıydı. Fazla filmlerde oynamadı ama müzisyen olarak çok iyi tanıdım onu. Aylarca beraber çalıştık filmde. Siz bütün bu kadar yoğun anlattınız, böyle işte şu sesle bunu konuşurum, böyle yaparım falan. Biz bir de sizin söylediğiniz şarkıları ufak bir böyle bir derleme yaptık. Ha, süper. Hadi bir onu bir görelim bakalım, tamam, neler söylemişsiniz derlememizi. Yazık ki yetmedi sevgim sana. Güzel klipler. Güzel şarkılar. Çok güzel. Yani şimdi burada tabii geçmediğimiz bir bayağı bir çok var da ama böyle vuruculuğuyla, çok, güzelliğinizle, sesinizle, kliplerinizle ne kadar güzel ya. Yani işte söylüyorum, bazı sanatçılar biz buraya Filiz kardeşimle geçmişinde dolu dolu hayatını, sanatını getiren insanlarla beraber oluyoruz. Onun için Jale deyince bizim sitede wow, herkesin söylediği tabii. Şimdi bir Jale dinliyorsun, sonra birkaç başka şarkı dinliyorsun. Ya diyorsun, ben yine bir Jale dinleyeyim. Yine Jale dinleyeyim. Yine Jale. Biz bir de sizin söylediğiniz güzel bir şarkı var. O bizi fena halde vurdu. Hangisi? Bir, bayıldım ona. Üzgünüm. Aşkın Büyüsü. Aşkın Büyüsü hangisi? Tabii gözü göreceksiniz şimdi. Göreceğiz. Bir görelim bakalım. Soner. Arıca. Garamafyan. Ve ben şunu söyleyeyim. Çok güzel çekilmiş bir klip. Çok güzel şarkı sözü ve şarkı ve siz de çok güzelsiniz.
Mesela ben bunu çok fazla görmedim. Yani bir yerlerde döndüğünü biz size girince öğrendik. Bir evet. internette falan yakaladık yani. Ancak bir iki yani hangi programlara gittiysem bazı programlarda da genelde hızlı şarkı derler. İşte okuma lüksün de olmayabiliyor. Çok fazla tabii ki yani şarkı aslında biz şöyle Garo abi Mor albümünü yaptığımızda ben Garo abiye dedim hani sensiz olmaz 2011'de. 2010'da oldu klibi 2011'de yaptık biz. Bir tane şarkı istedim. Hatta şöyle çıktı olayda onu da anlatayım. Yıldız Tilbe'den bir şarkı filan bir arkadaş Yıldız'dan şarkı ister misin dedi. Olabilir tabii ki neden olmasın gurur duyarım dedim o düşünürse. Sonra Yıldız'ın evine gittim. Sen dedi aslında dedi Garo abiye bir şarkı yaptır da ben yazayım. Bir şarkısına onun söz yazmak isterim. Sen de oku. Ben çok severim Üzgünüm'ü. Seni de severim dedi. Öyle ben de Garo abiye söyledim. Aa tabii yavrum dedi. Biz Soner'le de bir yere gidiyorduk. Garo abinin evine gittik. Bırakmış şeyi CD'yi Gülüz ablaya. Gülüz abla dedi ki sürpriz iki şarkı yaptı abi. Var ya biz Soner'le uçtuk. Soner dedi öbürünü de ben yazacağım o zaman. Evet. Tabii evden çıktık 10 metre ileride arabayı park ettik Soner'le. Bir an önce şarkıyı dinledik. Soner daha ilk şarkıydı bu demodaki. Bunu ben yazacağım dedi. Gitti eve yarım saat sonra yazdım şarkıyı. Bu aşkın şarkısı dedi ve yazdım şarkıyı. Ya. Garo abi dedi ki bu sefer şöyle yapalım dedi. Çok yetenekli gençlerimiz var. Madem albümde Emirhan Cengiz'le çalışmışsın. Sude Bilge Demir'in mektup şarkısı Emirhan'ın düzenlemesiydi. Sen dedi yeni bir insanla çalışabilirsin. Müsaade ediyorum. Ben de Emirhan'a söyledim. Hani ama dedi abartma yapmayın. Çok şarkının normlarından dışarı taşmadan. Abartısız sade bir şey yapsın dedi. Ricam odur. Emirhan Cengiz de hakikaten çok önemli bir aranjör, çok önemli bir müzisyen. O kadar güzel yaptı ki Garo abi bayıldım dedi yani söyleyecek tek söz yok. Ama gerçekten sonra, öyle. Biraz aşkın büyüsü diye geçiyor bazı yerlerde. İnternette bazı şeyleri hep büyüsü, yanlış yazıyorlar. Olsun. Bakın mesela beni hatırlarsın albümüm de internette 93-94 diye geçiyor. Halbuki 96'dır o. 31 Aralık 95 yılında çıkmıştır. Geçen hatta bir fanım özel bir sayfa hazırlamış bana Instagram'da. O da 94 yazınca canım benim bunu düzeltelim ki doğru bilgi yayılsın dedim. Hani en azından şimdi. Karambol fena vardı. Önemli değil. Ya. Yıl hiç önemli değil ama niye 94'de aşkın sıkıştırıyorsun? Aşkın şarkısı mı bu şimdi? Aşkın şarkısı. Ya şarkısı değil evet, mi? Gökhan Özdemir de çok özendi yani. Aferin bu çocuğa. Ama müzik kanalları beni çok üzdü. Çünkü İşte bir kanala gidiyorsun şey bizim işte belli bir kriterimiz var. Ay ne kriteriniz ne işte yani çok mu kötü klip yani? Nesi kriteri? Kriter o zaman tamam dedim ya saygı duyarım. Beni o albümde çok ağlattılar vallahi. Yani ben tek tek radyoların bütün müzik koordinatörleriyle gidip görüştüm. Yani hepsine böyle ziyaret ettim. Sizlerle tanışmıyoruz. Acaba beni sevmediniz mi? Çünkü beni genelde sever insanlar. İnsanları kırmam. Acaba hatam ne? Bunu bileyim ki dedim. Bir dahaki çalışmada yapmayayım. Yok hatan yok biz sana bayılırız aldığım cevap. Ama işte bizim radyonun bir uygulaması var. Efendim bizim müzik kanalının bir uygulaması var. Tamam anladım dedim. O gün üzülmeyi bıraktım. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. O güne kadar şimdi, çok üzüldüm. Ben sizi çok seviyorum ya da ben sizi çok sevmiyorum. Ama önemli değil o laflar. Yani sizi ben çok seviyorum, onun için koyuyorum. İyi de yaptığı müzik doğru dürüst diye çok seviyorsun, koyuyorsun. Nasıl oluyor? Yani bir işin içinde sanat varsa, bu işi yapan insanı çok severek bir şeyi koymak ya da sevmeyerek koymamayı ben anlamıyorum. Böyle yani, bir şey yok. Sevmek mecburiyetinde değiliz. Kimse kimseyi seversin. Niye? Siz sanatçısınız, yaptığınız şarkılar var. Ve muhteşem güzel şarkılar ama ben sizi sevmiyoruz. İşte atıyorum saçınız sarı. Ay bir i̇şte de diyorum. Seviyoruz da yayınlamıyoruz. Ay ya bir de o. Ay ne demek yayınlamıyoruz? O zaman bu ben şarkı. Senin sevgine inanamam. Bir de şöyle olsun, bir şey var Şali. Artık radyoların dinlenmemesi. Bu sektörün böyle olmasına sebep yanlış yapılanma artık. Tabii işte eskiden, hani 90'lar farkı tabii. Dedikleri aslında evet. O. Mesela ben
oldum olası hiç kimseyi kırmam. Ben mesela sizin çekimleriniz için Ramazan ayında rica ettiniz. Ben dedim oruç tuttuğum zaman yani burada aynen, dilim geriye kaçar. Aynen. Güzel bir ifadeyle kendimi de ifade edemem. Size de güler yüz belki canım gösteremem diye çok biz ertelettim ama özür diliyorum. Özür çünkü ben hiç bekleriz, kırmam. Koşa koşa gidelim. Tabii. Yeter ki değer verildi. Kırmadınız ki. Sağ olun. Geleceğim dediniz, sizi geldiniz zaten. Sizi çok severim. Zaten. O kadar güzel bahsetti ki zaten. Aa, burada o kadar mutlu olacağımın ifadesini bana samimi kalben verdi ki. Ben canım benim. Koşa koşa geldim. Teşekkür ediyorum. Çok emek vermişsin. O bizim canımız. Hepinizi. Programımızın 50'si bizimse 45'i benim, 55'i onun artık. Evet canım. Canım benim. Bir tanem benim. Bu arada hep sevdiğim bir şarkı vardı senin. Evet. Onu içeriden söylüyorlar. Ne? Üzgünüm mü? Üzgünüm. Hadi bir üzgünüm diyelim bakalım. Hadi bakalım. Bu izlediğimiz klip 2011 versiyon. Yani yine Gökhan Özdemir çekti. 3 boyutlu çekti o klibi. YouTube'dan 3 boyutlu izleme şansları var. Şarkı eski ama. İzleyeceğiniz tabii. Şarkı ama 99 Yüreğimin Şarkıları albümümde remix yapmıştı Garo abi ama hani üzgünümün çok çizgisinden uzaklaşmamak için çok fark yok. Biraz ritmi yürütüp işte vokal koro koymuştu. Şey mi gene Garo Bey mi? Garo abi ve Zeynep Talu. Zeynep Talu. Yani benim müzik yolculuğumda, yorumcu kimliğimde çok önemli isimler. Garo abi, Garo Mafyam, Zeynep Talu, Aysel Gürel, Seda Akay. Onların Soner Arıca, Sude Bilge Demir yani 2000'li yıllarda da yani Soner Bey'im çok eski arkadaşımdır. Hiç 2000'li yıllara kadar niye şarkısını okumamışım diye hayıflandım yani. Sude Bilge Demir, Betül Demir anneleri benim hayranım. Annesi söylüyor Sude'ye, Jale'ye bir üzgünüm gibi şarkı yapacaksın diye. O Sude'nin emeğini de hiçbir kenara atamam. Aylarca kaç tane şarkı yaptı, içime sinme dedi. Benim siniyor, onun sinmiyor. Öyle titiz bir kız o. Ya yani ya, mektup öyle çıktı. Ve çok yakıştı bana. Rahmetli babacığımın Mor albümümde en sevdiği şarkıydı Mektup. Mektup mu? Çok. Yani bunu bu patlayacak Jalem dedi. Baba patlamaz dedim. Çalmıyorlar çünkü öyle bir dönem. Yani patlatamadık ama çok güzel bir şarkım oldu. Birazcık şeylere gidelim mi şimdi? Son Geceler diye. Televizyonu yaptınız. Albümde. Son Geceler albümünde hepimiz Son Geceler patlar dedik. Şimdi yeni bir kız çıkıyor. Hani çünkü 86 Süreyya'yı saymıyoruz. Evet, o dönemde işte kendini göstermeye çalışan bir genç kız. Ama Garo abi yani Tayfun'u çıkartmış. Hadi yine iyisin. Millet gerdan kıra kıra bir milyonlar satmış. Adam sokakta yürüyemiyor. Ben yanında hiç kimse tanımıyor yani. Albüm yapılmış. Hepimiz dedik ki Garo abi Son Geceler patlar bu şarkı. Gülüz abla da kulakları çınlasın. Hayır arkadaşlar, hayır çocuklar, üzgünüm. Üzgünüm patlayacak değil mi? Üzgünüm önce patladı tabii. İnanmıyorum. Biz ittir kaktır Son Geceler'i patlatmaya çalıştık. Ama ben bayıldım. Çok yani, güzel Son Geceler. Şimdi Son Geceler, son geceler. Daha yürüyen bir şarkı. Üzgünüm daha bileklerini kestiren bir şarkı. tam arabesk onu, değil mi? Tabii. Biz bu yürüyen şarkıya bakalım. Son bakalım. Geceler. Son Geceler'e bir bakalım. Zeynep Talu ve Garo Mafya'na şükranlarımla. Ah canım. Ya bu nasıl bir şey ya? Babacığım evet. Yani hep aklıma tabii de çok gurur duyardı ben. Yani bu albüm çıktı patladı falan. Hep hani şey anneniz babanız sana. Babam özellikle benim yani hani hayat sırdaşım. Bir kız evlat olarak Karadenizli bir babadan müzik sektöründe olup hiçbir sırrını saklamayan birisi var mıdır? O benim işte. Yani çok gurur duyardı benimle. Belki de onların duasını çok aldığım için. Herhalde. Herhalde. Ya. Ah canım ya. Ah. Ne kadar önemli. Sevmem öyle size. Şey ha? Ağlamalar ama öyle oldu. Ama başka çünkü bir şey. Çünkü babamdan sonra yarım kaldım. Ah canım ya. Çok seviyordu bu şarkıyı da. Ben de çok babalar kızlarını çok seviyor değil mi? Biz çok büyük bir aşk yaşıyorduk babamla yani. Ah kurban. Çok. Şey derdi sahneye çıkacağım zaman yani giderdim işe arardım mutlaka günde 3 kere bir Amerika seyahatine giderdik. O saati denk düşürüp sabah ve akşam saati Türkiye saatiyle arardım.
sahneye çıkacağım zaman arkandayım evladım, merak etme derdi. Evet. Bir evlat için bu o kadar büyük bir güç ki Allah'tan sonra. Ya, çok büyük baba, bir güç. Tabii anne baba duası Allah. Aynen. Ben hangi güzelliğe sahipsem yaradan ve anne baba duasıyla sahibim. Ben de aynı şeyi çünkü düşünüyorum. Çünkü çok insan şansım var bu hayatta. Diyorum ya, hocalarım, bana şarkılarını veren müzisyenler, büyüklerim, Hakan Eren gibi bir dostun. Çünkü benim babamın hastalık döneminde, vefatında ve hala hazırda ben ayakta kalabileyim diye maddi manevi elinden geleni yapan bir insan Hakan Eren ve onun gibi çok dostum. İşte Gökhan var, Soner var, hani bedava klip çekiyor adam. Evet. Bu insanlar beni merak ediyor. Yalnız i̇şte sende bir şey gördüm. Şansı. Bir şey gördüm. Bende de var o. Biliyoruz bize dost, güzel, sıcak, sevimli, o el uzatanları unutmuyoruz. Babamın, ben her yerde söylerim. İnsanlar demesinler önemli. Ki hep aynı şeyi söylüyorsun ama bunlar kitap gibi sözler. Ahde vefa ilkesine uymayan baban olsa uzak dur evladım derdi. Ahde yani, vefa çok önemli. Çok önemli tabii ki. Bu arada ama, bir el insaf dedin, biz evet, takıldık. 2018 yani bu yani. Yani yeni takıldık bir... şunun için söylüyorum. Biz o el insafı hazırladık da sen artık konuş da sana sürpriz yapalım dedik ama sürpriz olmadı galiba. Yani, tahmin yani, ettin, elin, tahmin ettin tahmin koyacağımızı. Ettim, evet, el insaf evet, da beni şarkılarla toplamak için yani babamın vefatından sonra ben yine bir şöyle dik durayım diye yaptı Hakan Eren. Yine yaptı işte vefasını. Yine babaya yattığı yer cennet olsun amin. Diyoruz. Saadettin Dayıoğlu'nun şarkısı. Onun için bu şarkıyı da koyuyoruz, haberin olsun. Evet, klibi de Gökhan Özdemir'e ait. Sağ olsun. Buyurun. 2018 yani. Çok güzel. Çok. Hiç değişmemiş. Evet. Bu yeni çekildi bu. Tabii 2018 Ekim'de çıktı bu single. İşte Ağustos ya da Eylül'dü. O çok bir neresi uçurum. Kırkpınar Cehennem Şelaleleri. Kırkpınar Edirne. Evet evet. Kırkpınar Cehennem Şelaleleri. O uçuruma indik. Kameralar, şeyler, çok valizlerle güzel. Yani güzel. Öyle şey aferin lüks ya. İmkanlarla değil. Sonra olsun. Da o uçurumun en tepesine çıktı. O uçurumun kenarı ve Hakan Eren hani canım tabii benim kardeşim ama oradan bana diyor ki biraz hareket et. Ayağın uçurum. İnan acaba derden. Dedim bir sinsilik mi var bunda? Yok yok o benim Hakan Eren prodüktör diyor. Yönetmenim hayır, korur. Hayır, prodüktörüm şey, daha acımasız. Yanında mıydı? Tabii. İşte onu dedim ben dedim ya yani prodüktör falan yönetmen. Ne var kız diyor ben orada fotoğraf çektim diyor. Onlar 2-3 gün önce gidip keşif yapmışlar. Fobin yok o zaman. Yükseklik fobin yok. Var olmaz mı? Ama şimdi senin için uğraş veren insanlar var. Yani. Emek veren. Her şey unutuyorsun. Yani. Diyor ki olsun olsun sana bir şey olursa satar. Simga satar. Öyle. Aynen. İşte bunu çekerken gitti. Değil mi? Bunu çekerken İşte bu klipte. Gitti. Hadi sıkıyorsa yayınlamayın klipi. Canım benim çok güzel klip ya. Çok peki bir de temin siz ne söylüyorsanız biz biliyorsunuz böyle hep anında dedim ya. Anında not ediliyor evet. Hemen anında not ediliyor ve diyoruz ki bunları söyleyecektik. Ama hep cahilliğimiz bunu söylemek şey. İsterim. Elin Saf'ın klibi için. Ha işte benim annem işitme engelli çünkü. Onun için o kenarlarda evet. Gördüğümüz hareketleri yapılmasına siyah kutucukta evet sen ben birkaç zaman ay zaman işaret diliyle öğrendim onu. İşaret dilini özellikle kullanmak istedim ve bundan sonra da imkanım olursa çünkü bir söz verirsem yapmam lazım. İmkanım olursa yaptığım kliplerde onu kullanmak istiyorum. Çünkü benim annem şarkıları, dizi filmleri anlayabiliyor. Hani duymasa da hareketlerinden ve dudak okuyor. Ama şarkılarda anlamadan yani şarkılardan keyif almadığını hissediyorum. Kendi şarkılarımda çok hissediyorum. Çünkü oturup müzik dinlemez işitme engelli olduğu için. Onları düşünerek yaptım ben onu. İnanmıyorum. Evet. İşte biraz anne ve babayı konuştuk da işitme olayını şimdi sona doğru yaklaştık evet, galiba. Onun için. Çünkü ben annem duysun, anlasın diye bir şeyi 40 kere söylerim. O hani beni sıktığından korkup anlamış numarası yapıyor. Ben artık onu da yemiyorum. Sen numara yapıyorsun diyorum. Evet. Anlamadın. Gözünden anlıyorum artık annemin anlamadığını çünkü. Peki bu babayla evlendiği dönemde
aynı mıydı yani? 40 yaşında işit başladı. Dengeli oldu. Öyle. Genç kızken olmuş kireçlenmeyle. İşte gariban büyümüş annem yani. Hangimiz büyümedik ki gariban? Evet. Allah çok aşkına. Gariban büyümüş. Onun için çok zaafım vardır anneme. O da o zaafımı şu anda 86 yaşında bir 3 yaşında ya, çocuk gibi kullanıyor. Yapsın ya. Fenadır yani var ya. Allah Allah. Onlar uzun ömür. Bitirim yapsın. Bir bitirim. Feda yapsın olsun ya. Tabii ki. Ne olacak bu saatten tek anlaşamadığımız sonra. Konu kalçası protezi. 86 yaşındasın diyorum. Bahçede bir bölümü var, tarlası. Lahana. Anne dedim 10 kişilik bir aileyiz ve 3 öğün lahana yiyor gibi bir tarla yapmışsın yani. Evet. Ben yemem, babam yok. Hani babamla eskiden Karadenizli olduğu için lahana çok yer. Ama bir tarla bir şey burası kadar yani sırf sizin lahana. Sizin önemli olan şey değil mi? Kara lahana. Kara lahana. Ve bilelim de. Sarması. Kalçan protezi. 86 yaşındasın. Şu bölüme tek başına inme. Tek kavgamız o. Evde her köşede kamera koydum. Ah canım. İnat yapıyor gene iniyor. Aferin. Tabii. Yapsın. Ben sokağa o lahanaları. Yapsın ya. Anneciğimiz yapsın. Yapsın. Ha. Öyle bir şey olmasın da. Evet, evet. Bir de bizim konuştuğun temin bir mektup var. Ay mektup akustik. Hadi. Evet. Bir de Yoros mektubumuza da bir bakalım neymiş mektubumuz. Bir de mektup seyrettik. Mektup akustik versiyonu. Bu işte Yoros Kalesi'nde. Yani Gökhan Özdemir'le böyle arabamıza binip gide kendimizi Yoros Kalesi'nin önünde bulduğumuz bir gün. Elinde onun kamera. Yani o gün biz mektuba akustik versiyona bir klip çekme niyetiyle gittik bu ama. Bu mektup kimin? Sude Bilge Demir'in. Onun mu? Evet. Sözleri onun mu? Söz müzik ona ait. Düzenlemesi Emirhan Cengiz'e ait. 2010 Mor albümünden şarkı. Çok güzel. Yani akustik versiyonu çok biz çok seviyoruz. Evet. Soner de çok sever. Kulaklarını bol bol çınlattım. Canım arkadaşım. Ama klibinin çıktık, de böyle ama, bir keyifli ve heyecanlı tabii, bir tarafı var. Hava buz gibi. Aralık ayı. Gördüğünüz yani soğuk. Cahil'cim 10 dakikada yapmamız lazım dedi yani. Hani şöyle yapalım böyle tabii, yapalım lüksümüz yok. 10 dakika sonra kararıyor. Hava da kötü olduğu için. Kurtlar kapıcı. Kalenin tepesinde 10 dakika içinde Gökhan'ın çektiği ve Gökhan'ın kurguları çok önemli. Çünkü nasıl konuştuk yani benim şarkılarıma, seyircime, dinleyicime, sizlere verdiğim değer gibi o da işte hem şarkıya çok değer veriyor hem klibin kurgusuna çok değer veriyor. Onun büyük yeteneğiyle yapılmış, sadece böyle bir kamerayla, böyle öyle bir klip doğanın güzelliğiyle var. Çekilmiş bir klipti. Teşekkür ederim bunu da yayınladığınız için. Rica ederim. Olur mu? Çok keyifli şeyler bunlar gördüğümüz teşekkür kadarıyla. Ederim. Ne mutlu bana. Biz vallahi sizi başta da söyledim ya, ta gençlik yıllarımızda siz bizden çok küçüksünüz tabii de bizi aşık ettiniz şarkılarınızla. Hala aşık ediyorsunuz, hala yaptıklarınızla. Şuradaki biraz önce geçen, daha önce geçenlerin resimleri, şimdiki dönemdeki hala insanın içinde bir sıcak, sevgi, yürek dolu bir jale hala var. Teşekkür ediyorum. Onu kaybetmemeye çalışıyorum. Sıkıntım, derdim, üzüntüm ne olursa olsun. Nisa Serezli huzur içinde uyusun derdi ki, sahneye adım attığınız andan itibaren gülümsemeniz gerekir. Evet. İşte. Bunu asla unutmayın çocuklar derdi. Her zaman o sahneye çıktığımda ben babamı kaybettim. Bir hafta sonra sahneye çıktım. Yani hiç kaybetmiş gibi değildim. İndim ağladım. O geldi. Şarkıyı söylerken aklıma o geldi falan filan. Yani o çok önemli. Gülmek çok güzel bir şey. İçin ağlarken de gülebilmek evet. lazım. Gülelim biraz gülümseyerek bakalım. Mesela işte işler kötü, iş gelmiyor, para gelmiyor. Hep de gelmiyor. Şartladık kendimizi değil evet, mi? Evet, aynen. Canım astroloğum yani. Canım benim. Değil mi? Koklamış oluyoruz kendimizi yani böyle. Hep enerjiyi kötü çekiyoruz. Güzel olacak inşallah demek. Ne güzel bir şey. O niyetle değil mi? Zaten güzel. Ben onun için güzelime ilk önce ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Binlerce kere teşekkür ediyoruz. Şeref duyduk.
Aynen. Programımızın sonuna doğru yaraştık. Çok teşekkür ederim. O kadar önemlisiniz. Sizi nasıl anlattık, çok nasıl anlatabildik? Şahane anlattınız, utandım. Yani şimdi daha da dikkat etmem lazım. Ah canım. Bir de tabii ki o var. Babam öyle derdi yani. Aman evladım, ben biraz atarlık kadınlardanımdır. Atarlılardanımdır. Aman evladım, aslan çabuk burcu. Fevri olurum. Çabuk aslan sinirlenirim, burcu. Hemen söner. Biraz aslan burcu muhabbeti evet. Öyle ama değil mi? Ama seni sevenlerin çok hani... Dikkat et derdi dışarıda çok atarlı ama. Canım benim, iyi ki geldiniz. Şimdi bugün de itibaren daha da dikkat etmem lazım. Canım. Çünkü gerçekten hem yayın öncesi sevgili Özlem bile yani o kadar cici bir kız ki annesi hastanedeymiş. Her telefona dönmesi, o gülen bir ifadeyle sizinle canım, konuşması. Ondan kızım. Ben şey rica etmiştim, ne olur makyajım akmasın, klimalı araç gönder. Tabii. Yani ona bile hastaneden dönmesi, döndü, şimdi evet. Sizin verdiğiniz değer zaten çok büyük. Canım. Oradan şu ana kadar ve sonrasına kadar o kadar güzel ağırladınız ki çok teşekkür ediyorum. Canım İyi benim. Ki şarkı söylemişim, iyi ki şarkı söylüyorum ve sizlerin kalplerinde yer almışım. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Canım, budur yani size. Bazen bizleri üzebiliyorlar. Ben hiç kimseyi üzmeden programlara konuk gitmeyi canı gölünden kabul ediyorum. Sadece diyorum öyle müsamerede gibi hani kalkıp şarkı hani playback yaptırmayın. Bana de ki müzisyenlerini diz buraya geleyim size canlı söyleyeyim şarkılarını. Tabii. Ama onun haricinde hiç kimseyi kırmam. Ama bazen tabii onlar kırabiliyor. Ama siz o kadar özenli davrandınız ki o zaten çok eski arkadaşım. Canım benim. Yani ne kadar teşekkür etsem az. Daha buradan girer girmez burada bir sürü jale yani bir havayla şöyle bir aslan burcu kadınını bir kere oradan gözünü boyadık. canım bizim teşekkür aslan ediyorum. Bütün arkadaşlarımız hazırlanınca biraz bu tür bir saygımız ve sevgimiz olan. Çok teşekkür olan ederim. Bir sizin gibi yayının insanlara. Kaydını hatıra olarak arz ediyorum size. Hemen tabii vereceğiz. Hemen vereceğiz, hiç merak etmeyin. Çünkü önemli, biz de ileride... Yeğenlerimin elinde olur tabii ki. Ben bir belge bırakmaya çalışıyorum. Önemli. Ben mesela beraberce yeğenim... kızımızla, tabii. Kardeşimizle beraber bir belge bırakıyoruz. Ne güzel bir şu anda şey. Da Jale Hanım'ın belgesi oldu bu. Ya çok yani ilk defa böyle bir şey yaşadım ben. Yani. Canımsınız. Bunu siz yaşattınız. Teşekkür ederim. Ben de önce... Canım benim, sağ olun. Teşekkür ediyorum Filiz'ime. Jale ile yani 90'lar tanıyorum. Belgeseli oldu bu. Oldu değil mi? Evet. Oldu. Ben programı kapatmadan hanımlara hep söz verdiğim için onun için ben Filiz'ime diyorum ki programı sen kapatacaksın. Jale'yi biz çok seviyorduk ama bize Jale deyip bu konuda sizi buraya getirmemize çok yardım ettiği İnanırım. İçin. Evet, benim güzel astroloğuma her zaman da söylüyorum. Söylediği her şey tutuyor. Tutar. O fena, yürekten tabii. Ve içinden bir mesleğin canım, hayatı. O kadar güzel konuştunuz ki hiç araya da giremedim. Ama Jale benim yüreğimin baş tacı bir canım, tanesi o. Aynısı. Bir sürü yavrum arkadaşlarımız benim. Tabii ki dostlarımız var. Hep birlikte yürek birlikliklerimiz var ama gerçekten Jale çok özeldir. Teşekkür ederim. İyi ki varsın Jale'cim. Valla oh, seni çok bana. Seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnan üzüntülerim sağlık. Hafifledi. Çok Ay, teşekkür ederim. Sen. İyi çok ki. Önemli çünkü. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Alasmaldık demeden sizin bir şarkınız var. Gel güzelim diye. Evet. Yine. Hem onu söyleyelim evet. Ama biz alasmaldık diyelim. Gel güzelim de devam ederek Aysel Gürel, programı. Aysel Gürel, Garo Mafyan ve sevgilerimizi Huzur için de duyulsun Mustafa Mayadağ çekiyor. Sevgili seyircilerim şarkımızı söyletiyoruz. Öyle bitiriyoruz. Neşeyle bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Yine böyle güzel, böyle başarılı, böyle hayatı dop dolu sanatçılardan biriyle de gelmeye çalışacağız. Alasmaldık. Bir şarkımızı dinleyelim. Öyle kapatalım.